Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beyaz Gece, Bölüm 20. Ertesi sabah erkenden babaanneme uğrayıp biraz vakit geçirdikten sonra İstanbul'a dönmüştük. Barış her ne kadar onun evine gitmemiz konusunda diretse de kabul etmemiş, önce kendi evime geçmiştim. O da beni bırakıp kendi evine gitmişti. Yorgundum ancak hızla duş alıp üzerimi değiştirdikten sonra bavulumu dahi açmadan Burak'ın evine gitmek için hızlıca merdivenleri inip evden çıktım. Bahçe kapısından geçtiğimde Barış da arabasından inmiş bana doğru adımlamaya başlamıştı. Ayrılalı henüz birkaç saat olmuş ve onu burada görmeyi beklemiyordum. Haki yeşili bir gömlek ve siyah bir kot pantolon giymiş, saçlarını hafiften kestirmişti. Saatler olsun dedim, elini belime yaslayarak yanağımdan öperken. Hasretime dayanamadın sanırım. Gülümseyerek başını salladı ve elimi avucunun arasına alarak parmaklarını parmaklarımın arasından geçirdi. Öyle, üstelik hasretimiz dayanımız olduğu kadar da acımasız Leyla Hanım dedi. Hoşnutça kıkırdadım. Sadist değilim ama hasretimin üzerinden böyle etkiler yaratıyor olması nedense hoşuma gitti Barış Bey dedim. Sesimin bu kadar cilveli çıkmış olmasına kendim bile şaşırarak. Gülümseyerek dudaklarımdan ufak bir öpücük aldı. Burak'a gidiyordun değil mi diye sordu boşta olan eliyle saçlarımı düzeltirken. Evet, başını sallayarak gülümsedi. Ve tamam evden hızlıca birkaç parça eşya al sonra da bana geçeriz dedi tok bir sesle. Dudaklarımdaki tebessüm yavaşça gerilerken başımı yere eğdim. Evine eşyalarımı götürmek gelmemişti içimden. Leyla, sessiz kaldığım her saniye Barış'ın endişeli ve merakla dolmasına sebep olurken başımı kaldırıp gözlerine baktım. Bunu istemiyorum dedim fısıltı kadar az çıkan sesimle. ''Neden?'' diye sordu. Afallasa da gözlerindeki kaygı gittikçe yükselmiş ve bana doğru bir adım daha atarak aramızdaki kısa mesafeyi tamamen kapatmıştı. ''Seni incitecek bir şey mi yaptım?'' ''Şimdi değil. Ancak birkaç hafta önce eşyalarımı Levent ile bana geri yollamak istediğinden fazlasıyla kırılmıştım. Geride kalan şeyleri gün yüzüne çıkarıyor olmak moralimi bozarken sıkıntıyla nefesimi dışarı verdim. Ama dürüst davranmak en iyisiydi. Levent eşyalarımı geri yolladığın günü hatırladım.'' O yüzden eşyalarımı alıp sana gelme fikri kötü hissettiriyor. Gözleri kalbindeki kırgınlığı onarmak istercesine pişmanlıkla kısılırken bir süre ne diyeceğini bilemeyerek beni istedi. Titrek bir sesle özür dilerim dedi birkaç saniye sonra ve kollarıyla bedenimi bir sarmaşık gibi sararak başını saçlarıma gömüp derin bir iç çekti. Seni kırmış olmaktan nefret ediyorum. Seni hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyorum. Ben çok özür dilerim. Biliyorum özür dilemek yeterli gelme geri çekilerek parmaklarımı dudaklarının üzerine bastırıp susmasını sağladım hızla. Tamam, önce Burak'ın yanına gidelim. Sonra belki dönerken uğrayıp alırız birkaç parça eşya dedim seçtiğim uzlaşmacı bir tonla. Ama kesin geleceksin benimle değil mi diye sordu küçük bir çocuğun çekingen bir heyecanıyla. Hem Alev ve Herkül de seni çok özlediler. Geleceğim dedim kaşlarımı çatarak tebessüm ederken. Ama artık fazlasıyla merak ettiğim arkadaşlarımın yanına gidebilir miyiz? Yüzündeki saklayamadığı sevinçle kahkaha atıp ellerimizi ayırmadan arabasına yürümeye başladığında minik adımlarla onu takip ettim. Leyla pizza söyleyelim de lütfen lütfen bak ne istiyorsan yaparım diye yalvaran Burak'a bakıp kaşlarımı çattım. Bize kahve ona da bitki çayı yapmak için mutfağa giden Rüya'nın ardından bunu söylemem konusunda diretiyordu dakikalardır. Senin söylettiğini anlayamayacak mı sanıyorsun Burak dedim yanına oturup elimdeki su bardağını eline tutuşturarak. Hadi iç şu ilacını. Benden aradığı desteği bulamayınca çaresiz gözlerle karşımızdaki koltukta oturan Barış'a döndürdü gözlerimi. Ancak Barış da omuz silkerken beni işaret edince omurdanarak önüne dönüp kapı elinde su ile birlikte hızlıca içti. Kılıbık herif ne olacak diye söylenmeyi de ihmal etmedi. İlacını içtikten sonra elinin tersiyle dudaklarını silerken Burak dedim ikaz edici bir sesle. Sevgilisinin yanında it gibi titreyen sen amma kılıbık olan ben öyle mi Burak? Gözlerimi kırpıştırarak ona dönüp bu kez de Barış dedim uyarma niyetiyle. Kim titriyor lan ben mi diyerek Barış'a karşılık veren Burak
Omuzlarını dikleştirerek yeşil gözlerini öfkeyle kısmıştı. Asıl sen Leyla'nın ağzının içine bakıyorsun. Kılı bu herifin tekisin, kabul et. Barış alay dolu bir sırıtmayla bakışlarını bana çevirirken, kaç yaşında bu, 10 falan mı diye sormuştu. İkiniz de 5 yaşında gibi davranıyorsunuz diyerek ayağa kalktığımda, ikisinin de yüzüme boş boş bakmasına dayanamayarak mutfağa Rüya'nın yanına geçmeyi tercih etmiştim. Kahveleri bardaklara dolduran Rüya beni fark ederek gülmeye başlamıştı. Dayanamadın değil mi diye sordu. Sorma, koca adamlar hangimiz daha kılıbık yarışı yapıyor resmen dedim bezginlikle mutfak masasına oturarak. Yarışa gerek yok ki dedi kıkırdayarak. Buran daha kılıbık olduğunu kanıtlayabilirim. Rüya'nın da tartışmaya katılmasıyla olayın saatlerce yayılmasına neden olurdu yalnızca. Aman aman sakın ortalık iyice anaokuluna döner. Hem kılıbıklık nedir Allah aşkına? Kendilerini etiketleyip bir de gocunuyorlar. Peki yol yorgunusun şimdi fişteklemeyeyim bari diyerek tepsiye koyduğu fincanları eline alırken aklına gelen şeyle duraksadı. Ardından da tepsiyi geri bıraktı. Hızla mutfağın kapısını kapatıp bana döndü. Hadi anlat dedi meraklı bir heyecanla. Neyi dedim geçiştirmek istercesine. Kahveler soğumasın hadi geçelim içeri. Leyla neyi kastettiğimi biliyorsun. Hem detaylı anlat da demiyorum dedi hızlıca konuşarak. Yanaklarım şişirerek gözlerimi belerttim ısrarını. Rüya bu çok özel bir şey. Yani üzerine konuşmak istemiyorum dedim utana sıkıla. Peki teyze olacak mıyım yoksa dedi neşeli bir merakla. Yüzüne irice açılan gözlerimle baksam da aldırış etmedi. Rüyanın üstelemekle vazgeçmesini beklemek fazlasıyla hayal ürünü bir düşünceydi. Düzenli olmayan reglim için hap kullanıyordum. Doktorum bunun doğum kontrol hapı olduğunu söylemişti. Tüm özelim bundan ibaret Rüyacığım. Attığım tribe aldırmadan düşen omuzlarıyla yüzünü ekşitti. Teyze olamayacak mıyım yani? Ah Rüya! Gözlerimi devirerek başımı iki yana salladım. Hadi al şu kahveleri. Dediğimi yaparak kahvelerin olduğu tepsiyi eline alıp başıyla tezgahın üzerine duran bitki çayı dolu olan French Press'i işaret etmişti. Sen de şunu alır mısın Leyloş'um? Tabii. Aman iki lafın birini kırdırtmıyorsun. Ne diye tribe girdin diyerek mutfağın kapısını açtığında gülümsedim. Tamam hadi atmıyorum trip falan. Heh, şöyle diyerek kıkırdadı. Bana göz kırparak geçmem için kapının önünden çekildi. Dolu ellerimize salona döndüğümüzde az önce saçma sapan sebepten ötürü tartışan onlar değilmiş gibi Barış, Burak'ın yanına oturmuş hararetle bir şeyler konuşuyorlardı. Burak'a bitki çayını uzatarak Barış'ın yanına oturdum ve Rüya'nın uzattığı kahve fincanını elime aldım. Ne konuşuyordunuz biz gelince sustunuz diye sordum merakla bakışlarım ikisi üzerinde mekik dokurken. Maç konuşuyorduk erkek muhabbeti siz sevmezsiniz diyen Burak ile kaşlarım istemsizce çatılmıştı. Erkek muhabbeti mi? Neden cinsiyetçilik yapıyorsun ki? İlgim olsa ben de gayet futbolla konuşabilirim. Leyla bilmem farkında mısın ama en yakın arkadaşının ve futboldan hoşlanmadığını gayet iyi biliyorum. Cinsiyetçilik yaptığım falan filan da yok dedi Burak bana dil çıkararak. Burak'a gözlerimi devirmekle yetinirken homo sapiens olarak kaldı bu dedi yanına oturduğu Burak'a yüzünü ekşiterek bakan Rüya. Boşver böyle kabul edeceğiz bunu da. Barış sessizce gülmeye başlarken ben de kendimi zor tutuyordum. Burak'ın alıngan bakışları Rüya'ya çevrilirken peki babam mı aşık olduğu homo sapiens olarak kalan adama diye sordu. Bakışlarındaki alınganlık sesine de bulaşmıştı. Sus da çayını iç. Rüya'nın çemkirme yolu verdiği cevap Burak'ın humurdanmaya devam etmesine neden olurken ılayan kahvemden minik bir yudum alıp onları izleyen Barış'a çevirdim bakışlarımı. Boğazımı temizleyerek kolumla hafifçe koluna vurduğumda da gülmeyi keserek ciddileşti. Ahmet amcanın düğünü ne zaman yapıyoruz diye sordu konuyu değiştirmek adına Rüya'ya. Dert bir değil kanacığım dedi Rüya bıkkınca. Ve başını iki yana sallayarak elinde kahve fincanını sehpaya bıraktı. Ardından da gözlerini tembelce devirirken, iki hafta sonra evinin bahçesinde olsun istiyor. Tabii önce evi elden geçirmek gerek, ah dedi ah. Hallederiz hep beraber diyen Barış'a destek çıkarak hızla başımı salladım. Oho, iki haftada hallederiz her şeyi dedim gülümseyerek. Biz de bunları mı nikahımıza alsak hazır düğün olacak, hepimiz aradan çıkalım işte. Burak'ın takındığı alaylı tavır, Rüya'nın birkaç saniye sonra kafasına yastık geçirmesiyle son bulurken ben seni nikahıma alacak mıyım acaba? Hem hayvan ve insan evliliği yasallaşmadı maalesef. Yani bizim evlenmemiz mümkün değil Burakçığım diyerek nefes almadan sıralamıştı aklından geçenleri. Homo sapiens'ten hayvanlığa mı geçtim şimdi de? Peki yavrum sen nasıl istersen öyle olsun. Burak da her şeye rağmen Rüya'yı çıldırtma arzusundan vazgeçmeyecekti. Bugün bunu gayet net anlamıştım. Bana böyle hitap etme sinir oluyorum kuru musun nesin? Kuru doldum var mı arttıran diyerek bize dönüp bakan Burak'a yapma dercesine kaşlarımı kaldırdım. Fakat bakışlarıyla Rüya'nın içindeki zehri ancak böyle alabileceğini anlatmıştı bana. Yalnızca birkaç saniyede. Belki de haklıydı.
Burak uzatma bak. Gerginlikten omuzlarım ağrımaya başladı artık. Rüyanın yakınmasıyla Burak'ın elleri anında onun omuzlarına uzanırken Rüyanın itirazlarını aldırmadan parmak uçlarıyla yavaşça masaj yapmaya başlamıştı bile. Başın ağrıyor mu? Şakaklarında olayım mı diye sordu az önce takındığı alayın tersine ciddiyetle. Omuzlarıma iyi gelirse neden olmasın diyen Rüya kıkırdamaya başlarken onların kesinlikle kendilerine has bir anlaşma stilleri olduğuna emindim artık. Başımı önüme eğerek sessizliğe gömüldüm. O sırada kulağıma eğilip beni nikahına alacaksın değil mi diye fısıldayarak soran Barış ile birlikte dudaklarımdaki tebessüm dona kalırken dönüp yüzüne baktı. Ne? Dedim afallamış ifademle. Kaçarın yok. Günlerdir namusumla oynuyorsun. Elbet bir gün o nikah kıyılacak dedi bana göz kırparak. İrleşen gözlerimi aldırmadan çarpık gülüşünü genişleterek kahvesini tutmayan elini dizime yaslamış ve parmak uçlarını hafifçe bastırmıştı oraya okşamak suretiyle. Sanırım Burak ile fazla vakit geçirmenin yan etkilerini yaşıyorsun diye fısıldayarak gözlerimi devirdim ve dizimin üzerindeki elinin üzerine elimi yaslayarak elini kendi dizimden kaydırdım. O nikah kıyılacak dedi ve elinin üzerinden çekmeye yeltendiğim elimi yakalayarak dudaklarına yaslayıp hızlıca öptü. Bıyık altı gülüşüyle dalga geçtiğinin farkındaydım. Dayanamayarak kahkaha attığımda o da omuzları sarsılarak gülmeye başlamıştı. Masaja dalmış Rüya ve Burak'a aceleyle göz atıp dudaklarıma kısa bir öpücük kondurup parmak uçlarıyla yanağımı okşadı. Ve yüzümün her bir zerresine dolaştırdı güzel gözlerini. Her ne kadar dalga geçmiş olsa da onunla evleneceğimi biliyordum. Üzerine uzun uzun düşünmenin anlamı yoktu. Onunla istediği an evlenebilirdim. Aşkın çil yavrusu gibi dağıldığı her zerrem onunla olacak olan her şeye koşulsuz şartsız evet diyeceğini haykırıyordu. Öyle olmasa bana açıklayamadığı şeylere rağmen yanında olmazdım değil mi? Çalan telefonu gözlerimizin temasının kopmasına neden olurken elindeki kahveyi sehpaya bırakıp yanağıma bastırdı dudaklarını ve hemen ardından da telefonunu alarak balkona çıktı. Ben de bakışlarımı Rüya'ya ilgiyle masaj yapan Burak'a çevirdim. Tüm dikkatimi Rüya'nın omuzlarını ovan ellerine vermiş, dünyanın en önemli işini yapıyormuş gibi görünüyordu. Rüya ise onu rahatlatan dokunuşların keyfini sürdürüyordu kapattığı gözleriyle. Ensemi dovar mısın Burak diye soran Rüya'nın memnuniyet dolu sesi Burak'ı heyecanla gülümsetirken gözlerindeki parıltı artmış, başını da hızlı hızlı sallayarak ''Tabii hayatım'' demişti. Rüya'nın kendisine olumlu yaklaştığı sınırlı sayıdaki anlarda inanılmaz mutlu oluyordu. Çocuksu bir sevinçle doluyordu Burak. ''Sen de bana yapacaksın ama değil mi hayatım?'' diye soran Burak ile Rüya'nın iri kahverengi gözleri hızla açılmış, ters bakışlarını Burak'a çevirmişti. ''Rüyan da görürsün.'' Rüya'nın tekrar önüne dönmesiyle Burak'ın omzunu ovan elleri sırtına kayıp orada yavaşça dolaşmaya başlarken ''Rüyamda neler görüyorum bir bilsen'' diye fısıldayıp Rüya'ya biraz daha yaklaşmıştı. Dayanamayarak kahkaha attım bu hallerine. Elimi çabucak ağzıma kapatsam da artık çok geçti. İkisinin bakışları bana çevrilmişti. Kusura bakmayın, birden şey oldu dedim. Yandan gülmemi bastırmaya çalışıyor, bir yandan da açıklama derdiyle konuşuyor. Sizi dinlemiyordum yoksa. Beceriksizce söylediğim yalan onları da güldürürken, Rüya masaj seansını yarıda keserek arkasına yaslanmıştı. Sonra da devam ederiz ama değil mi diye hevesle soran Burak'a gözlerini devirmişti. Edersiniz edersiniz diyerek Burak'a göz kırpıp kahvemden bir yudum daha aldım. Fakat ılık su daha mideme yuvarlanmadan balkondan çıkan Barış'ın bana seslenmesiyle dönüp ona baktım. Bembeyaz yüzünü fark etmemle kahveyi zorlukla yutabildim. Barış iyi misin, bir şey mi oldu diye sordum hızla ayağa fırlayarak. O da yanıma adımlamış, ellerini avuçlarının arasına almıştı. Rüya ve Burak da ayaklanarak arkama geçtiklerinde Barış'ın siyah gözleri gözlerimden başka bir yere bakmıyordu. Annen iyi, önce bunu bil diyerek ellerimi okşadığında göğsüme aniden çöken ağırlığa mani olamamıştım. Kalbim ve bedenim de aynı anlarda kasvetli bir endişeyle titremeye başlamıştı. Anneme bir şey mi olmuş dedim alçalan titrek sesim ve anında bulanıklaşan gözlerimle. Güçlükle yutkundu. Ancak gergin bakışlarını benden ayırmadı. Ardından da parmak uçları ellerimin üzerine daha belirgin temaslarla okşamaya devam ederken ''Hayır hayır iyi'' dedi yumuşak bir sesle. Beni rahatlatmak istiyordu. Fakat rahatladığım söylenemezdi. Başımı sabırsız bir merakla iki yana sallarken göğsümdeki ağırlık her geçen saniye artıyor, dayanılmaz bir hal alıyordu. ''Barış ne olmuş? Hemen lütfen söyle'' dedim. İçimde katlanarak artan ızdırapla. Yavaşça başını salladı ve gözlerini gözlerimden tek bir saniye olsun ayırmadan ''Yılıya silahlı saldırı olmuş'' dedi. ''Hayatta her şey bizim içindir'' derdi babaannem hep. Haklıydı. Hayat iyi, kötü, beklenmedik ya da onlarca farklı sıfat olabilecek sürprizleri bize sunmak konusunda oldukça cömertti.
Fakat annemin yaşadığı evin silahlı saldırıya uğraması, hayattan bekleyebileceğim bir sürpriz değildi. Bu beklenmedik durum, yoğun korkuyla beraber merakla harmanlanan bir şaşkınlığı da beraberinde getirmişti benim için. Silah ve silahla ilişkili her şey, hem annem hem de benim için televizyonda dahi görmeye katlanamadığımız bir unsurken, şimdi hayatımızın merkezini süslemişti bir anda. Haberi alır almaz Barış ile birlikte, kuzenin Beykoz'daki evine gelmiş, ısıtmaya tutulmuşçasına titreyen anneme can havliyle sarılmış ve dakikalarca bırakmamıştım. Haldun amca ve annem, polisler gece boyunca yalıda ve çevresinde inceleme yapacakları için geceyi burada geçirme kararı almışlardı. Barış, kuzeyin evinde bulunmamızdan pek memnun kalmasa da şu an için bunu umursayacak durumda değildim. ''Biraz daha iyi misin anne?'' diye sordum başımı omzuna koyarak saçlarımı okşamamı isteyen anneme. Ellerim saçlarını dolaşırken titremesi biraz daha azalmış, buz kesen elleri de ısınmaya başlamıştı. ''İyiyim bebeğim'' dedi yorgunluktan kısılan sesiyle, başını omzumdan kaldırıp elini yanağıma yasladı ve derin bir iç çekti. O lanet silah sesleri yükselmeye başladığında ilk seni düşündüm diyerek titreyen sesiyle birlikte dolmaya başlayan gözlerini kapatarak başını iki yana salladı. Onlara dair ilk kez konuşmaya başlamış, benim de gözlerimi doldururken içimde kaynayan meraka karşın onu bölmemek adına sessiz kaldım. Gözlerini kapatmasına rağmen kirpiklerinin hala titriyor oluşu ne kadar zorlandığının kanıtıydı. Annemin bunları yaşamış olması kalbimi hem öfke hem de üzüntüyle ezerken hemen karşımızdaki koltuklarda oturan ve başlarını önlerine eğmiş olan Barış ile Haldun amcaya baktım. Olan bitenden haberdar oldukları aşikardı. Ancak Barış bana tek kelime etmediği gibi fazla soru sormama da müsaade etmemişti. Bakışlarım salonun diğer ucundaki yemek masasında sandalyesine oturan Kuzey'e kaydığında gözlerini birkaç saniye gözlerimde tutmuş, hemen ardından da hızlı adımlarla yanımızdan ayrılmıştı. ''Çok korktum Leyla.'' Annemin kısık çıkan sesiyle bakışlarım tekrar onun bembeyaz kesilmiş yüzüne çevrilirken, ellerim arasına aldığım ellerine dudaklarımı bastırarak yaşadığı korkuyu ondan çekip almayı diledim. ''Ölümden korkmadım ama'' diyerek sol elini ellerim arasından çekip saçlarıma yasladı ve az önce onun saçlarını okşadığım gibi bu kez de o benim saçlarımı okşadı. Yüzüme sanki yıllardır hasretmiş gibi bakarak ''Seni bir daha göremeyeceğim, kokunu içime çekemeyeceğim sandım. Yemin ederim ki tek korkum buydu.'' Buraya geldiğimiz ilk andan beri annemi üzmemek için içime akıttığım gözyaşlarımı, yanaklarımda ıslak bir yol çizerken annemin boynuna sarılıp içimi çeke çeke ağlamaya başladım. Kollarım onu koruyup kollamak istercesine, bedenine dolanırken anneme bir şey olmasına ya da onu kaybetmeye asla hazır olmadığımın farkındaydım. Hangi evlat annesini hayattan uğurlamaya hazır olurdu ki? ''Seni kaybetmeye asla dayanamam.'' dedim ağlamaktan boğuklaşan sesimle. Kokusunu içime çekerek sanki mümkünmüş gibi daha da sıkı sarıldım anneme. Dayanamam. Yaşadıkları yeterince ağırken bu saatten sonra bir de bunlara maruz kalmış olmasını bir türlü sindiremiyordum. ''Tamam bebeğim, ağlama ne olur.'' diyen annemin sesi daha fazla üzülmemem için sakinleşmiş gibi çıksa da bunun için kendisini zorladığının farkındaydım. ''Anne.'' dedim itiraz edercesine. Yüzümü ellerin arasına alarak ıslak kirpiklerine ve kızarmış gözlerine rağmen gülümsedim. ''Tamam anneciğim, bak buradayım, seni asla bırakmam.'' dedi ant içercesine. Ve hemen ardından alnıma, dudaklarıma bastırarak ayağa kalktı yavaşça. ''Hadi gel yüzümüzü yıkayalım.'' Ellerim ve yanaklarımı kuruyalarak başımı salladım. ''Tamam.'' dedim her şey normalmiş gibi gülümseyerek. ''Sen git, birazdan gelirim ben de.'' ''Tamam anneciğim.'' Tekrar dolmaya başlayan gözlerimle annemin yanımızdan ayrılışını izlerken içimde hızla yükselen öfke artık rahatsız edici boyutlara ulaşmıştı. Keza annem tamamen gözden kaybolduğunda ayağa fırlayarak öfkeyle kısılan bakışlarımı Haldun amcaya diktim. ''Evinize neden silahlı saldırı oldu Haldun amca?'' Ses tonum normal sınırlarda olsa da barındırdığı öfke çok net. Annemi daha fazla üzmemek için geldiğimden beri tek kelime etmedim. ''Ama sen bana bu cevabı vermekle yükümlüsün.'' Söylediklerim ve fazlasıyla kızgın çıkan sesim, Barış'ın da Haldun amcanın da bana bakmalarına neden olurken, benim gözlerim Haldun amcanın üzerine sabitlendi. ''Leyla, öfkelenmeni anlıyorum kızım ama ben öfkemi anlamanı istemiyorum Haldun amca.'' diyerek böldüm. Haldun amcanın mahcup ve bir o kadar da uysal çıkan sesini. ''Ben öylesine olağanüstü bir durumun neden yaşandığını soruyorum. Buna cevap bekliyorum. Çünkü annem de ben de daha önce silahın sesine bile maruz kalmış insanlar değiliz. Ve bu durum sizinle ilgili.
En az anneminkiler kadar yorgun bakışlarını yüzümde dolaştırarak ayağa kalkıp, nefesini sıkıntıyla dışarı vererek bana doğru yürümeye başladı. Anneme bir şey olma ihtimali ruhumu öylesine daraltıyordu ki kendimi hesap sormaktan geri alamıyordum. Birkaç adım daha atarak tam karşımda durduğunda gözlerindeki kahrolmuş ifade onun içinde fazlasıyla üzgün olduğumu bana hatırlatsa da önceliğim annem ve hayatıydı. Bak kızım diyerek ellerini omuzlarıma yaslayarak hüzünlü gözlerini gözlerime birleştirdi. İş hayatında bazen böyle sonuçlar doğabilecek ihalelere girebiliyoruz. Ama sana bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını sözünü verebilir. Başımı söylediklerinden tatmin olmamış bir ifadeyle iki yana sallayarak, adımlarımı geriye doğru atarak omuzlarımı tutuşundan kurtuldum. Ben çocuk ya da aptal değilim Aydın amca. Bu ülkede iş yapan veya zengin olan tek insanlar sizler değilsiniz dedim. Ve kaşlarımı çatarak elimi alnıma yaslayıp sertçe uçturdum. Evinizde onlarca koruma var. Kardeşiniz üzerinde silahla ve yanında adamlarıyla geziyor. Evinize silahlı saldırılar oluyor ve siz tüm bunlar basit bir ihale anlaşmazlığı yüzünden diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Bakışları benden koparak yere inerken, sessiz kalışı, içimdeki öfkenin katlanarak artmasına neden oluyordu yalnızca. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun Haldun amca. Ama annemin bu tarz şeyler yaşamasını sineye çekemem. O sebeple bana gerçekleri anlatmak zorundasın. Başını sallayarak yere inen bakışlarını tekrar gözlerime tırmandırdı ve omuzlarını dikleştirerek çenesini hafifçe havaya dikti. İhalelerde dik duran temiz şirketlerin başına geliyor özellikle böyle şeyler. Ama peki Leyla, madem bana inanmıyorsun bir gün holdinge gelirsin. Barış ile birlikte tüm kayıtları incelersin. Kendi gözlerinle ortada bir usulsüzlük olmadığını gördüğünde için rahat edecekse bunu seve seve yaparız. Bakışları gözlerimden hemen ardımda oturan Barış'a kaydığında öyle değil mi Barış diye sordu. Benim gözlerim de Barış'a çevrilirken Barış'ın mecalsiz bakışları birkaç saniyeyle gözlerime değmiş ardından da Haldun amca üzerine sabitlenmişti. Tabii dedi birkaç saniye sonra başını yere eğerek sessizliğini sürdürmeye devam etti. Peki o halde en kısa zamanda seni holdinge bekliyoruz Leyla diyen Haldun amcanın canlanlaşan sesi gözlerine de yansımıştı. Seni temin ederim annen bir daha asla böyle bir şeye şahit olmayacak. Şimdi biraz onun yanına gitmek, onunla ilgilenmek istiyorum. Müsaaden var mıdır kızım? Belli belirsiz baş sallamasıyla onu yanıltmadığımda acil adımlarla yanımızdan ayrılmış ve beni Barış'ta yalnız bırakmıştı. Kötü bir kabusta gibi hissediyordum kendimi. Barış da hala ayakta dikilmeye devam etmem sebebiyle ayaklanıp bana yaklaşmış, dudaklarını alnıma bastırarak uzun uzun öpmüştü beni. Çenemi hafifçe kaldırarak yüzüne bakmamı sağlarken baş parmağıyla dudağımın hemen altındaki kısmı hafifçe okşadı. Gözleriyle nasıl olduğumu anlamak istercesine yüzümü taradı. Hiç acelesiz, güzel gözleriyle. Dışarıdan nasıl göründüğümü bilmiyordum fakat iyi değildim. İyi hissetmekten uzaktım. Çünkü zihnime oturmayan ve çalkalanmaya devam eden sorular vardı. Açıklayamayacağın şeylerin bunlarla, bu olanlarla bir ilgisi var mı diye sordum birkaç adım gerileyip Barış ile olan temasımı sonlandırarak. Sessiz kalışı, sorularımı cevaplamayışı ne yazık ki bunu sorgulamaya yetmişti beni. Sorumla bir süre öylece kala kaldı. Ardından da kaşlarını çatarak gülmeye başladı. İsterik bir gülüştü bu. Annenin evine silahlı saldırı yapılmasıyla ilgimin olup olmadığını mı soruyorsun, öyle mi? Dedi tam önümde sinirli adımlarla volta atmaya başlarken. Ellerini başının iki yanına yaslayarak dişlerini sıkıca birbirine kenetledi ve hemen ardından da ''Senin bir ilgin var mı diye sormuyorum Barış'' dedim net bir sesle ve kolundan tutarak durdurdum onu. ''Bana açıklayamadığın şeylerin bir ilgisi olup olmadığını soruyorum sana. Ortada bir şeyler dönüyor ama kimse bana bir şeyler anlatma gereğinde hissetmiyor kendisini.'' Kaşlarını havaya dikerek elini kaldırıp bunalmışçasına sakallarında dolaştırdı. Hızla gözlerini kapatıp uzun bir soluk çekti içine. ''Hayır Leyla'' dedi gözlerini aralayarak. Bakışlarımızı tekrar buluşturduğunda ''Bu olanlarla sana şu anlık açıklayamadığım şeylerin bir ilgisi yok.'' Böyle bir ilginin olmadığını içten içe biliyordum fakat yine de sormak zorunda hissetmiştim kendimi. ''Niyetim seni kırmak ya da üzmek değil Barış. Sadece bir şeylere yanıt bulmak istiyorum.'' dedim yüzümü dikkatle inceleyen Barış'a bunu söyler söylemez ''Biliyorum.'' dercesine tebessüm etti. ''Bizim hayatımızda böyle şeyler yoktu. Bunlarla nasıl baş edilir bilmiyorum.'' Üstelik sen de Haldun amca ile çalışıyorsun ve yalnızca annem için endişelenmiyorum. Kolunu belime dolayarak beni kendisine çekerken başımı boyun girintisine yaslayarak gözlerimi kapattım ve hızlıca sarıldım ona. Elleri saçlarımı ve sırtımı şefkatle okşarken kokusu son dakikalarda bana hiç uğramayan huzuru yeniden ruhumla buluşturdu. Seni çok seviyorum dedi Barış.
sesi korunaklı, sakin ve huzurlu bir liman gibi beni mayıştırırken, eğilip omzuma ufak bir öpücük kondurdu. Mümkün olsa korkularını, endişelerini, üzüntülerini ya da seni rahatsız eden ne varsa çekip kendimi alırım, yemin ederim. Bunu söylerken samimi olduğunu biliyordum. Tıpkı aynı şeyleri benim de onun için isteyeceğimi bildiğim gibi. Başımı yavaşça geriye çekerek elimi kaldırıp yanağını sevdim. Elini elimin üzerine yaslayarak dudaklarını avuç içime bastırdı. Gözlerini kapatarak avuç içimi uzun uzun öptü. Tüm bu keşmekeşte aşkı içimdeki sıkıntıya deva olmuş, yüreğimi sarıp sarmalamıştı. Seni çok seviyorum dedim, içimdeki sevgiye sebep olmasına şükrederek. Aynı şükür henüz araladığı gece siyahı gözlerinde belirirken bana tekrar sarıldı ve başını saçlarıma gömerek içine uzun soluklar çekti. Pardon. Pardon, kuzeyin sesi bize doğru yaklaşan adımlarıyla sarılışımızı mecburi bir sona kavuştururken bakışlarımız birkaç saniye ona çevrilmişti. Romantik dakikalarınızı bölüyorum ama abim seni çağırıyor Barış dedi başıyla bahçeyi işaret ederek. Sanırım devlet koruması istemediğine dair beyan dilekçesi yazılması gerekiyormuş. Barış'ın kararsız bakışları Kuzey ile benim aramda mekik dokurken beni onunla bırakmak istemediğini anlamıştım. Ben de anneme bakayım o zaman dedim Barış'a bakarak. Abim annenin üzerini değiştirip buraya döneceğini söyledi diyen Kuzey gözlerimin tekrar ona dönmesini sağlarken yüzümdeki soğuk tebessümle ellerini ceplerine sokarak omuz sikti. Benimle yalnız kalmak seni rahatsız mı eder Leyla? Hayır dedim kesin bir dille. Dudaklarında tebessüm keyifle büyürken gözleri hemen yanımdaki Barış'a kaydı. O halde sevgilin benimle yalnız kalmandan rahatsız oluyor. Gözlerini hafifçe belerterek iç çekti. Yoksa Leyla'ya güvenmiyor musun Barış? Halbuki bir ilişkide sevgi, saygı ve aşktan daha önemli olan şey yalnızca güvendir. Barış'ın ona bir yanıt vermesini beklerken Kuzey'in gittiği seanslardan bir gelişim elde edemiyor oluşuna da üzülmüştü. Fakat Barış ona bir yanıt vermedi. Elimi ellerinin arasına alarak dönüp ona bakmamı sağladı. Eğilip yanağıma bastırdı yumuşak dudaklarını. Birazdan gelirim sevgilim diyeri. Kuzey'i asla kayla almaması beni fazlasıyla mutlu etmişti. Gözlerinden taşan sevgi kalbime sızarken gülümseyerek başımı salladı. Yaklaşık 20 dakika geçmesine rağmen ne annem ne de Barış yanımıza dönmemişlerdi. Dürüst olmak gerekirse Burak ve Rüya ile konuşup onları da bilgilendirdikten sonra Kuzey'in sohbet başlatma çabalarını geri püskürtmekle fazlasıyla yorulmuştu. Evimde seni misafir ediyor olmak benim için fazlasıyla mutluluk verici Leyla. Artık son bulamayacağına kanaat getirdim yeni bir çabayla. Gözlerimi devirerek kollarımı göğsümün altına birleştirip yutkundum. Bir şey söylemeyecek misin Leyla? Abin ve yengen silahlı saldırı atlatıyor ama sen beni evinde misafir etmekten duyduğun mutluluğu dile getiriyorsun dedim soğuk bir sesle. Kaşlarımı çatarak bir şeyler söylemesine fırsat vermeden devam ettim. Bundan benim de mutluluk duyduğumu falan söylememi bekliyorsun. Üzgünüm Kuzey ama şu an hiç mutlu değilim. Bakışları söylediklerimin onda oluşturması gereken tepkinin aksine memnuniyetle kısılırken bacak bacak üstüne atarak arkasına yaslandı. Bir veteriner olduğun için böyle durumlara alışkın değilsin seni anlıyorum. Ama iş hayatında bunlar normal şeyler. İnsan bir süre sonra alışıyor. Doğru dedim alayla gülümseyerek. Üzerinde silah taşıyan birisi için bunlar gayet normal şeylerdir. Bedeni kendisini savunma isteğiyle dikleşirken kaşları da belirginçe çatılmıştı. Fazlasıyla zengin bir aileyiz ve ne yazık ki zenginlik yalnızca bol para getirmiyor. Dışarıda onlarca düşmanımız var. Başını yavaşça iki yana sallayarak, elleriyle giydiği siyah gömleğinin yakalarını düzelterek çenesini hafifçe yukarı kaldı. Ve silahımın ruhsatı var. Önüme gelene de ateş eden bir cellat değilim. Kendimi koruma amaçlı taşıyorum dedi. Peki. Söylediklerinin zerre umurumda olmadığını kestirip atarak gösterebilirdim yalnızca. Fakat bunu görmek ister miydi bilmiyorum. Leyla'cığım. Hızlıca bir duş aldım çok iyi geldi. Sen de al istersen diyerek merdivenlerden inip yanımda oturan annemi başıyla iki yana sallayarak reddederken bakışlarım bahçede hala daha konuşmaya devam eden Barış ve Haldun amcaya çevrilmişti. Perdenin yarı saydam yapısı onları az da olsa görebilmemi sağlıyordu. Bu gece burada kalmanı istiyorum Leyla. Hatta beraber uyuyalım. Annemin ellerimi tutarak söylediklerine dönüp bakmama neden olurken itiraz etmeme izin vermeden devam etti. Leyla'm çok zor anlar yaşadım ve bu gece bir de senin için endişelenmek istemiyorum. Sadece yanımda ve güvende olduğunu bilirsem uyuyabilirim. Yorgun bakışlarındaki isteğe karşı gelmem mümkün değildi. Ellerimi tutan ellerini öperek başıma hafifçe salladım. Tamam anneciğim, sen nasıl rahat edeceksen öyle olsun dedim tebessüm ederek. Korkuyla tir tir titreyen hali gözümün önünden gitmiyordu.
Geniş misafir odasını hazırlatayım ben o zaman size diyen kuzeyin sesindeki sevinç, beni irite etse de annem için onun evinde bir gece kalmaya tahammül edebilirdim. Kuzey'in yanımızdan ayrılmasının üzerinden birkaç dakika henüz geçmişken Barış ve Haldun amca içeri girmişlerdi. Aysun, biraz daha iyi misin hayatım diye soran Haldun amca kollarını açarak annemi kendisine çağırırken annem başını sallayarak gülümsemiş ve yanımdan kalkarak Haldun amcaya doğru adımlayıp ona sarılmıştı. Hava çok güzel. Hadi gel biraz bahçeye çıkalım da hava al. Haldun amcanın elini tutan annem onunla beraber bahçeye çıkmak için yürümeye başlamıştı bile. Onları sorgulayıp sorgulamadığımı merak etsem de yeni yeni kendisine geldiğinden bunu yapmadığının farkındaydım. Fakat yüz ifadesi pek de sorgulayacağı benzemiyordu. Güzelim iyi misin? Diyerek yanıma oturan, saçlarımı kulağımın ardına iterek gülümseyen Barış'a tebessüm edip başımı salladım. Uzun sürdü sanki işiniz dedim alçalan sesimle. Ellerimi avuçların arasında uyuşturarak gözlerini etrafta dolaştırdı hızlıca. Evet, şikayet dilekçesi falan da hazırladık, ondan uzadı biraz diyerek bakışlarını etrafta dolaştırmaya devam etti hızlıca. O nerede diye sordu. Yüzündeki hafif ekşimeyle beraber Kuzey'i kastederek. Seni rahatsız etti mi? Çenesini nazikçe tutup, huzursuzca etrafta dolaşan bakışlarının bana çevrilmesini sağlayarak umursattım. Kuzey'i fazla abartıyorsun. Bak, bunun üzerine defalarca konuştuk. O bana zarar vermez, canımı sıkamaz ya da rahatsız edemez. Söylediklerim onu tatmin etmese de hafifçe gülümsedi. Huzursuzluğunu gülüşüyle gizlemeye çalışsa da, gözleri bunun böyle olmadığını düpedüz haykırıyor. Ne zaman çıkarız? Annem biraz daha iyi görünüyor dedi birkaç saniye sonra. Kendisine bu konuyu kapatmak zorunda hissederek. Çenesine yaslı duran elim, sorusuyla beraber yavaşça aşağı düşerken gözlerindeki huzursuzluk kalbime esmişti. Söyleyeceğim şeye takılacağını tahmin etmek güç değildi. Yine de yutkunarak, ben bu gece burada annemle kalacağım dedim bir fısıltı kadar az çıkan sesimle. Gece siyahı gözleri gözlerimde takılı kaldı bir süre donuk ve inanamaz bir ifadeyle. Duyduklarından memnun kalmadığı her geçen saniye daha da çatılan kaşlarından biriydi. Barış bak, sebep diye sordu. Ondan beklemediğim bir sertlikle çıkan sesiyle, beni bölerek. Onu silkip belli belirsiz gülümsedim şaşkın bir öfkeyle. Sebep mi diye sordum kızgın fakat alçak çıkan sesimle. Barış farkında mısın? Annem travmatik bir olay yaşadı ve bu gece yanında kalmamı istiyor. Benim için endişeleniyor ve ben onun daha fazla gerilmesini istemiyorum. Gözleri bitkince kısılırken sinirle gülerek elini çenesine yasladı ve sertçe yutkundu. Söylediklerimin hemen ardından ''Senin için endişelenmesinin bir gereği yok, yanında ben olacağım zaten'' dedi ve ayağa kalkarak çenesine yasladığı eliyle orayı sertçe sıvazlayıp omuzun üzerinden bana indirdi bakışlarını. ''Ben kalmanı istemiyorum'' dedi. Tok ve neredeyse dikte edici bir sesle. Sesindeki uzlaşmaya uzak ton, dudaklarımın şaşkınlıkla aralanmasına neden olurken ayağa kalkıp karşısına dikildim. Barış, annem gayet sıradan bir şey istedi benden. Bu gece yanında kalmamdan daha doğal ne olabilir ki? Tamam, annen de bizimle gelsin o zaman dedi yükselttiği sesiyle ve işaret parmağını havaya kaldırarak birkaç tur döndürdü. Kuzey'in evinde kalmana müsaade etmiyorum. Söylediği şeyle kaşlarım hızla çatılırken bu kez sertçe yutkunan ben olmuştum. Müsaade etmek dedim üzerine basa basa. Ardından sinirle kahkaha atarak ellerimi saçlarımın arasına geçirdim. Barış, sana neden burada kalmam gerektiğini anlatıyorum. Sen de bana burada kalmama müsaade etmediğini söylüyorsun. Senden müsaade istediğimi hatırlamıyorum diye sinirle sorduğumda, gözlerindeki öfkeye bizzat şahit olsam da başımı iki yana sallayarak devam ettim. Yersiz kıskançlığın sırası değil. Yersiz kıskançlık dedi öfkeyle kızaran gözlerini belerterek. Evet dedim başımı hızlı hızlı sallayarak. Peki iyi geceler o zaman. Mekanik bir sesle bunu söyleyip ardına dönerek yürümeye başladığında anlaşılmıyor olmak içime derin ancak sıkıntılı bir nefes çekip onu takip etmeme neden olmuştu. Barış dur! Koridoru geçerek çıkış kapısının önünde ona yetişebildiğimde kolundan tutarak onu durdurdum. Başını hızla çevirip hayal kırıklığıyla gözlerime baktı ve bu içimdeki sıkıntıyı kat be kat attırdı. Kıskançlık öyle mi dedi buruk bir ima ile oldukça yüksek çıkan sesiyle. Bu insanların evlerine silahlı saldırı oldu. Seni burada bırakmak istememem hatta deli gibi endişe duymam normal değil mi Leyla? Üstelik Kuzey gibi bir ruh hastasının evinde kalmandan bahsediyoruz. Araya sıkışmış gibi hissediyordum. Kuzey'in ya da başkasının evi olması benim için önemli değil. Ben sadece annem için fazlasıyla zor geçen bir günü daha zorlaştırmak istemiyorum dedim. Uzlaşmak adına kısık çıkan sesimle. Barış başını salladı. Tamam dedi. Ve bunu beden diliyle kabul ettiğini göstermek istercesine başını salladı hızlı hızlı. Şimdi kolumu bırak lütfen Leyla.
Kolunun yalnızca bir kısmını sarabilen parmaklarım gevşeyerek ondan uzaklaştığında gözlerini gözlerimden ayırıp çenesini yukarı kaldırdı ve hafifçe yutkunarak sinirle gülmeye başladı. ''Bazı şeyler hiç değişmiyor değil mi Leyla?'' diye sordu. Bakışları tekrar gözlerime bulduğunda. Gözlerindeki öfkeyle harmanlanmış hayal kırıklığı kalbimi iyiden iyiye karanlığa hapsederken beni anlamıyor oluşuyla omuzlarım sessizce çökmüştü. ''Beni anlamıyorsun'' dedim kısılan sesimle elimi tutmak için onu uzatarak. Ancak benden hızla uzaklaştırdığı eliyle elim boşta kalmıştı. Soğuk bakışlarıyla da beni kendisinden kilometrelerce uzağa savurmuştu. ''Sanırım en iyisi artık gitmem.'' Söylediklerimin ona ulaşmıyor oluşu, sağır ve dilsiz kalmış, nasıl iletişim kuracağını da bilmeyen biri gibi hissetmeme neden olurken, onun da dilediği şeydi dudaklarımdan dökülenler. Keza garipsemedi söylediklerimi. Bunu bekliyormuş gibi başını sallayıp, iyi akşamlar dileyerek arkasını döndü ve aceleci adımlarla kapıya yürüdü. Gece boyunca Barış'ı aramak istemiş, ancak arayamamıştım. En sonunda iyi geceler yazarak mesaj atmış, ondan da aynı karşılığı almıştım. Şimdi ise günün ilk ışıklarıyla uyanmış, daha doğrusu yalnızca 1-2 saat kadar dalmış olduğum uykudan uyanmış, yanımda uyan annemi izleyerek hem yaşananları hem de Barış'ı düşünüyordum. Tüm gece yaptığım gibi. Benim için endişelenmişti. Ben de bunu yersiz kıskançlığa yorarak onu kırmıştım muhtemelen. Fakat o da beni anlamak istememişti. Dayanamayarak yastığımın altında duran telefonumu elime aldım. Barış'tan arama veya mesaj gelmiş olması umuduyla. Ama herhangi bir bildirim yoktu. Yataktan kalkarak annemin yanında getirdiği ve dün gece giymem için bana verdiği pijama takımını üzerimden çıkararak dün giydiğim elbiseyi geçirdim üzerime. Annemin yanağına uyanmamasına dikkat ederek uçucu bir öpücük kondurarak ayakkabılarımı giyip parmak uçlarımı da odadan ayrıldım. Merdivenleri hız inerek bahçeye çıktım. Henüz aydınlanan gök, masmavi ve berrak görüntüsüyle içimi aydınlatırken ismimin telaffuz edilmesiyle bakışlarımı sesin geldiği tarafa çevirdim. Daha önce yılda gördüğüm ve kendisini güvenlik şefi olarak tanıtan Mustafa kravatını düzelterek gülümsedi. ''Fazla erken değil mi efendim?'' diye sordu. ''Değil, yani benim için.'' diyerek elimdeki telefona indirdim bakışlarımı ve taksi uygulamasına girerek en yakın konumdaki taksiyi çağırma butonuna tıkladım. ''Daha önce de konuşmuştuk sizin için koruma.'' ''Daha önce de söylediğim gibi ben bu aileden değilim. Annemi korumanız benim için kafi.'' diyerek onu bölmemle başını sallayarak bakışlarını yere indirdi. ''Kaba davranmak istemiyorum ama böyle bir talebim olsa zaten bildirirdim sizlere.'' diyerek uysal bir sesle devam ettim. ''Çok teşekkürler, iyi çalışmalar size.'' ''Gideceğiniz yeri bırakalım Leyla Hanım.'' Başımı iki yana sallayarak reddettim bunu. ''Taksi çağırdım, birkaç dakikaya gelir.'' Buna itiraz etmese de taksi gelene kadar benimle beklemiş, taksicinin nasıl biri olduğunu da detaylıca süzmüş, hatta çaktırmadan plakasını da almıştı. İnsanların sürekli diken üstünde ve kontrol algısıyla yaşaması fazlasıyla yorucu olmalıydı. Taksi Barış'ın apartmanın önünde durduğunda bir şeyleri halletmeden rahat edemeyeceğimin farkındaydım. Taksiciye ücretini ödeyip apartmana girdiğimde bozuk olan asansör mahmur bakışlarımın merdivenlere çevrilmesine sebebiyet vermişti. Onca katı sabahın köründe çıkacak olma düşüncesi daha eğilimimi gerçekleştirmeden yormuştu beni. Fakat başka çarem de yoktu. İsteksiz ancak hızlı adımlarla merdiveni tırmanıp Barış'ın evinin bulunduğu kata ulaştığımda nefes nefese kalmıştım. Nefesimi düzenlemek için kendime birkaç saniye izin verdikten sonra kapıyı çaldım. İlk çalışımın üzerinden birkaç saniye geçtikten sonra bir kez daha çalmaya hazırlanıyordum ki Barış uykulu gözleriyle kapıyı aralayıp omzunu kapı pervazına yasladı. Üst bedeninin çıplak olması beklediğim bir şey olsa da kapıyı böyle açmasını beklemiyordum. Gözlerimi yüzünde tutmaya çabalayarak günaydın dedim sabahın erken saatine rağmen canlı çıkan sesimle. Bence daha gece dedi terslemeye yakın çıkan sesiyle. Esniyerek elini ağzına kapatırken aralık tutmakta zorluk çektiği gözleriyle yüzüme bakıyordu. ''Böyle dikilmeye devam edeceksin?'' diye sordu aynı ses tonuyla. Tavrı bozulmama sebep olurken ''Peki uyumaya devam et o zaman sen'' dedim sinirli bir alınganlıkla çıkan sesimle. Ona arkamı dönüp merdivenlere yürümeye yeltendiğimde elini bileğime sararak beni içeri çekmesiyle çabam nihayet ermemişti. ''Günaydın'' dedi elini bileğimden çekip kapıyı kapatırken. Ardından da ''Neye bozulacağını bazen asla kestiremiyorum.'' diye mırıldandı. ''Dün gece hiç aramadın.'' dedim sorancısına, söylediği şeye takılarak. Ellerini uyurken dağılan saçlarını atarak karıştırırken, ''Annen nasıl?'' diye sorarak soruma soruyla karşılık vermişti. ''Çok daha iyi.'' dedim. ''Sevindim. Bana kırgın mısın?'' diye sordum. Bakışlarımı tırnaklarımla oynamaktan meşgul ellerimi indirerek. ''Ben kıskançlık olarak adlandırdım ama o an sen öyle çıkış yapınca.''
Kıskanmam için sana güvenmemem gerekiyor Leyla diyerek beni susturdu. Başımı kaldırıp gözlerine baktım. Oysa ki sen benim bu hayatta güvendiğim belki de tek kişisin. Söyledikleri beni hem göklere çıkarmış hem de yerin dibine sokmuştu aynı anda. Kırılmıştı bana. Gece siyahı gözlerinin kuytularında görebiliyordum bunu. Kalbim burkuldu. Başımı yere yerek sessiz kalmayı seçtim. O da sustu. Neyse, biraz daha uysam iyi olacak diyerek odasına yürümesiyle bakışlarımı ne yapacağımı bilmeyerek etrafta dolaştırdım. Herkül ve Alev'in bile uyanmadığı kadar erken bir saatti. Ayaklarımı sürüyerek Barış'ın odasına yürüyüp aralık kapıdan süzüldüm ve minik adımlarla içeri girdim. Sırtı kapıya dönük olacak şekilde uzanmış, pikesini de beline kadar çekmişti. Beraber uyumak bana olan kırgınlığını giderebilirdi belki. Gülümseyerek ayakkabılarımı çıkartıp yatağa girdim ve çenemi çıplak sırtına yaslayarak kollarımla sarabildiğim kadar sardım onu. Barış uyudun mu diye sordum tatlı ve çocuksu bir sesle. Ses vermedi. Barış, canım, sevgilim. Dudaklarımı sırtına bastırarak ufak bir öpücük kondurdum. Uyumadığını biliyorum. Hadi bana doğru dön, beraber uyuyalım dedim aynı çocuksu ses tonuyla. Ya Barış! Cevap vermemek konusunda diretecekti sanırım. Barış! Kolumu geri çekerek parmak uçlarımı çenesinin yaslı olduğu kürek kemiğinin altında dolaştırdım. Çok kötüsün dedim. Tırnağımı da derisine hafifçe bastırarak kayıflanırcasına. Uyandırıyorsun dedi fısıldayarak da olsa sonunda tepki vererek. Tebessüm ederek biraz daha sokuldum ona. Uyanık olduğunu biliyorum zaten. Birkaç saniyede derin uykuya dalmadığını bilecek kadar tanıyorum seni diyerek parmak uçlarını tenimde dolaştırmaya devam ettim. Kırıldığında özür dilememe bile müsaade etmiyorsun Barış. Uyandırmaya devam ediyorsun yapma dedi. Neredeyse inlercesine çıkan sesiydi. Gözlerimi devirerek bıkkınca iç çektim. Uyanıksın işte Barış dedim hafifçe yükselen sesimle. Tırnaklarım sesimle beraber yükselen öfkelerimle sırtına daha sert gömülürken bedenini hızla bana çevirip kahkaha atmaya başlamıştı. Uyanıksın zaten. Neyin tribini attın bu kadar? Ne yaptığına dair bir fikrim bile yok diyerek iyice koyulaşan bakışlarını dudaklarımı indirdi ve yeni bir kahkaha da attı. Ne? Ellerini belimin iki yanına yerleştirerek bir anda beni kucağına çekti. Ya Herkül diyerek kıkırdadığımda Herkül henüz kuruttuğum saçlarımı yalamakla meşguldü. Yapma bebeğim, bak burada ne var. Yanımızda duran ufak mavi topunu elime alarak dikkatini çekebildiğimde topu kitaplık tarafına fırlatarak oraya sevinçle koşmasını izleyip kahkaha attım. Ve pelüş battaniyesiyle kaplı sepetinden bizi izleyen Alev'e bakıp göz kırptı. Esneyerek başını yumuşak battaniyesine biraz daha gömüp minik gözlerini yumdu ve hemen ardından da. Öyle olmaz Alev Hanım, perhiz şart, fazla kül almışsın dedim. Parmaklarımı havaya kaldırarak. Pek oralı olmadı. Zaten Herkül'e koşarak ağzına getirdiği topu dizlerimin önüne bırakıp kuyruğunuzla sallayarak ilgiyi sadece kendi üzerine toplamaya çabasındaydı. Sevgilim çıkalım mı? Kahvaltı yapacağız daha dışarıda. Salona giren Barış saçlarını kurutarak üzerini değiştirmiş ve siyah pantolon ile ona çok yakışan beyaz gömleğini giymişti. Duşa benden sonra girmesine rağmen fazlasıyla atik davranmış çabucak hazırlanmıştı. Herkül ile hiç oyun oynamadın mı? Zavallım azıcık topla oynamaya havalara uçtu dedim. Yanına gelip tıpkı benim gibi bağdaş kurarak yere oturan Barış'a burun kıvırdı. Alev de çok kül almış. Güzel bakamamışsın çocuklarıma. Herkül'ün bana getirdiği topu ağzından alarak tekrar ileri fırlatırken başını okşamayı da ihmal etmemiştim. Hanım eli kokulu bir kadını deli gibi özlemekle meşguldüm diyerek boynumdan öpen Barış kokumu içine çekerek yanağıma yerleşmiş oraya da yeni bir öpücük kondurmuştu. Dokunuşları tatlı bir hisle ürpermeme neden olurken dışarıdan pek öyle görünmüyordun ama neyse dedim alay barındıran bir imayla. Herkül bana getir oğlum topunu diyen Barış söylediğim şeyi duymazdan gelirken Herkül ona dinlememiş gibi topu bana getirmişti. Aferin bebeğim dedim Barış'ın alıngan bakışları Herkül'e dikmesine kıkırdayarak. Az önce sen attın diye sana getirdi dedi homurdanarak. Barış'ın bir çocuk gibi omuz silkmesine kahkaha atmama neden olurken elimdeki topu Barış'a vererek yanağından öptüm. Tamam sevgilim sen at sonra ikimiz çağıralım bakalım o zaman kime gelecek. Dudakları hızla yukarı kıvrılırken hadi bakalım diyerek kendine güvenle topu ileri fırlatmıştı bile. Saniyeler sonra ikimiz de aynı anda Herkül'e seslendiğimizde Herkül ikimizin yüzüne de uzun uzun bakmış ardından da topu benim kucağıma bırakmıştı. Yok artık oğlum neden bana getirmedin? Hani babaya düşkünlük diyen Barış'ın cidden bozulmuş olmasına gülmemek için dudaklarımı birbirine bastırmama sebebiyet verirken omuzlarını dikleştirerek yeni bir umutla Alev bana düşkündür. Hadi gel babacığım bana dedi. Fakat Barış'ın Alev'i çağırması Alev için herhangi bir etki yapmazken horlayarak uyumaya devam etmişti.
pek düşkünmüş, evet dedim alayla ve Herkül'ün topunu ileri fırlatarak Barış'ın yüzündeki ifadeyi artık dayanamadığımdan kahkaha atmaya başladım. Gül sen gül diyen Barış'ın karnıma uzanan eliyle gülüşüm bir anda kesilirken dönüp bu kez iştenlikle güleşen Barış'ın gözleriyle buluşturduğum gözlerimi. Gözlerindeki pırıltı kendisiyle dolu dolu olan kalbimi kamaştırmak istercesine her geçen saniye daha da artıyordu. Eli karnımın üzerine nazik dokunuşlarla gezinmeye başladığında burada büyüyecek olan bana düşkün olacak dedi sesindeki istekli inançla. Şu an elinin gezindiği yerde bir bebeği taşımak, sonrasında da anne olmak. Daha önce üzerine düşündüğüm ya da hayal kurduğum bir durum değildi bu. Anne olma hayali kurmamıştım. Nasıl bir anne olacağını da düşünmemiştim. Ama şimdi ileride ikimizin bebeğini karnımda taşıma ve dünyaya getirme düşüncesi öncelerde tatmadığım garip ama tatlı bir heyecanla dolmama sebep olmuştu bir anda. İlerisi için çekici ve tatlı bir hayaldi evet ama şimdi bu tür hayaller kurmak için fazlasıyla erken. Tatlı tatlı kanat çırpan kalbime inat, Barış'a bir cevap vermedim ve Herkül'ün yeniden getirdiği topu elime alıp tekrar uzağa fırlattım. Bir hafta sonu. Baksanıza bayağı toparladık bu evi diyen Burak, Ahmet amcanın evindeki avizeleri değiştirme görevini başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla tavana bakıp omuzlarını dikleştirmiş, övgü bekliyordu. İyi iş çıkardın dedim bakışlarımı Barış'ın birbirine karıştırdığı boyalardan ayırıp Burak'a dikerek. Bence de diyerek Burak'a göz kırpan Rüya ile birlikte Burak'ın eli ayağı birbirine dolanırken gözleri hevesle irileşmişti. Rüya'nın düğünü bir hafta erteletmeyi başarmasıyla keyfi yerine gelmişti. Ayrıca Burak'ın da bu erteletme kararının alınmasında kendisine yardımcı olması ona karşı biraz daha yumuşamasına sebep olmuştu. Sahiden beğendin mi diye sordu gizleyemediği bir heyecanıyla Burak. Beğendim sahiden şapşal dedi Rüya da. Bu sefer ona öpücük atarak. Burak'ın aklının tamamen buharlaşmasına neden oldu. Kendisine atılan öpücük, Barış ile henüz boyadığımız duvara sırtını yaslamasına neden olurken, üçümüzün de dur komutuna uymayarak kadar hülyalıydı bakışları. Burak sırtın boy oldu. Rüya'nın serzenişiyle Burak kendisine gelse de artık çok geçti. Tişörtünün sırt kısmı tamamen boy olmuştu. Gel temizlemeye çalışalım dedi Rüya. Ve Burak'ın hipnotize girmiş gibi kendisine adımlayışını izlerken gülmemek için dudaklarını kemirmeye devam ediyordu. Burak'ın bu hali Barış ve beni sessizce güldürürken bizim gülmemize bile takılmayacak kadar Rüya'ya odaklanmıştı. Hadi çalışalım dedi şapşal şapşal gülümseyerek. Yani temizlemeye diyerek de ekledi elini Rüya'ya uzatarak. İyi iş çıkardın diyerek kendisine uzatılan eli tutan Rüya'nın gözlerindeki mutlulukta en az Burak'ınki kadar sahiciydi. El ele yanımızdan ayrıldıklarında Barış'a dönüp neşeyle gülümsedim. Rüya ve Burak'ın mutlu olmaları onlar kadar beni de mutlu etmişti. Biraz daha iyiler sanki değil mi diye sordum bundan duyduğum memnuniyeti gizlemeyerek. Burak kılıbıklığından ödün vermezse daha iyi olacaklar dedi. Bıyık altı sırıtarak Barış. Eğilip boyama rulosunu boya dolu kaba daldırırken de aynı şekilde sırıtmaya devam etmesiyle elimle hafifçe omzuna vurarak kaşlarımı çattı. Barış söylediğin şey çok ayıp dedim küskünce. Şaka yapıyorum Leyla'm dedi. Masum bir sesle ve boyayla ıslanan rulosunu ardındaki duvara dönerek orada dolaştırmaya başlarken sarsılan omuzlarıyla da gülmeye devam ediyordu. Hem Levent dün gece biraz daha erken gelip bizi bassaydı ayıp olarak adlandırdığın durum yaşanırdı. Dudaklarım ve gözlerim söylediği şeyin verdiği şaşkınlıkla aralanırken kaşlarım çattı. Kimi yüzünden acaba dedim. Ben de boya rulomu boyayla ıslatıp ardındaki duvarda gezinirken. Çocuğu film izlemeye davet ettim dememe rağmen sendin bunları yapan. Levent'in geç kalacağını biliyordum dedi yaptığı şeye savunarak. Belli bir saat söylediğinde psikolojik olarak geç kalır hep. Hem şimdi şikayet ediyorsun ama dün gece. Tamam tamam dedim hızlıca ve devam etmemesinin önüne geçmiş oldum böylelikle. Bak 2 hafta sonra yetişecek bu ev ve bizim de boş vaktimiz fazlasıyla sınırlı. O yüzden çenen yerine ellerin çalışsın. Bir dakika ya diyerek duvarı boyama işlemini bırakıp bana döndüğünde başımı çevirip omuzumun üzerinden ona bak. Sen hızlı boyuyorsun ama. Aynı yerin üzerinden defalarca geçiyorsun. Ton farkı olacak. Başlarken söylemiştim. Ama sen uyarımı dikkate almıyorsun. Gözlerimi boyamakla olduğum duvara kaydırarak uzun uzun inceledim. Herhangi bir ton farkı görünmüyordu. Barış ton farkı falan yok dedim tekrar ona döndüğümde. Ruloyu tutmayan elini belime yasladı ve büyüklenmeci bir tavırla gözlerini devirerek başını iki yana saldı. Rulosunu yere bırakarak detay kısımları boyadığı fırçasını elinin içine alıp çekti bilmiş bilmiş gülerek. Ton farkı duvar kuruduğunda ortaya çıkacak çünkü güzelim diyerek bana göz kırparken arkasına dönüp kendi payına düşen duvarları boyama işlemine devam etti. Doğru boyamayı öğrenmek için beni izleyebilirsin dedi. Alayla karışık kibirli tavrı sinirlerimi bozarken
Gözlerimi elinde tuttuğum boyalı ruloya indirdim. Ve yüzümdeki hin gülümsemeyle beraber ona yaklaşıp ruloyu yalnızca sırtına sürerek kalkattı. Bunu yapmamla homurdanarak bana dönerken bileklerimi yakalamaya çalışsa da atik davranıp ondan kaçabilmiştim sanırım. Ben bunun intikamını alırım ama Leyla Hanım, dedi dudaklarını dişleyerek beni süzerken. Omuz silkip kahkaha attım tekrar. Benim içim rahatladı ya, sen ne yaparsan yap. Bakışları öyle mi dercesine yüzümde turlarken üzerime doğru yürümeye başlamış ve elindeki fırçayı avuç içlerime sürterek kahkaha atmıştım. Barış hayır bak hayır. Geri geri adım atmama rağmen bu kez atik davranan Barış olmuş ve boyayı bulanan avuç içlerini belime yerleştirerek tişörtümün boya olmasını sağlamıştım. Her yemek gibi her intikamda sıcak yenmelidir bence diyerek onu itmeme aldırmadan başını boynuma yaslayarak boynuma ufak bir öpücük kondurdu ve hemen ardından da öyle değil mi sevgilim diye fısıldadı kulağıma. Sesindeki çekici ve bir o kadar da tatlı olan ton yelkenlerimi fora ederken yanağından öperek kıkırdadım. Pis adam. Güzel ve tatlı kadın. Dudaklarını burnumun ucuna bastırarak o da gülümsemeye devam ederken sıkıca sarıldık birbirimize. Odadaki yoğun boya kokusu onun huzurla dolmamı sağlayan kokusunu ciğerlerime doldurmama mani olamamıştı. 2 hafta sonra. Barış'la ayrıldığımızda zaman ağdalı ve yapışkan bir hale bürünüp bir türlü geçmemişti. Şimdi ise onunla barışımızın üzerinden neredeyse bir ay geçmişti hangi ara. Zamanın ışık hızıyla ilerlediğine kanaat getirmiştim artık. Birlikteyken kesinlikle zaman ışık hızıyla geçiyordu. Başka bir açıklaması olamazdı bunun. İşteyken ona kavuşmamı sağlayacak dakikalarsa tam tersine geçmek bilmiyordu. İşten arta kalan vakitlerimizi birlikte geçirmemize rağmen deli gibi birbirimizi özlüyorduk. Akıl sır ermez bir gerçeklikti bu. Fakat zaman yalnızca benim için değil, bugün düğünleri olacak Ahmet amca ve Kamran teyze için de oldukça hızlı geçmiş olmalıydı. Zira Rüya bahçe süslemeleri için anlaştığı organizasyon şirketiyle sık sık tartışmaya devam ederken onların gözünde gülücükler eksik olmuyordu. Barış ne zaman gelecek Leyla diye soran Ahmet amca ile onları tebessüm ederek izlemeye devam ederken ayağa kalkıp telefonumu elime aldım. Yarım saat sonra burada olur dedim telefonumdan saati kontrol ederek. Aman iyi, nikah şahidim o. Yetişsin de bir şey istemiyorum dedi. Papyonunu düzeltip yanında oturan Kamran teyzenin elini tutarak. Şu deli kıza da söyle, çıngar çıkarmasın, bahçe çok güzel olmuş. Bahçenin diğer ucunda dikilen Rüya, işaret parmağıyla hazırlanan masaları ve şeritler şeklinde çekilen minik ampulleri işaret ederek yakınırcasına bir şeyler söylüyordu. Organizasyon şirketinin görevlisi ise çöken omuzları, bezgin bakışları ile Rüya'yı dinleyip başını sallıyordu. Zavallı adam bu işi kabul ettiğine bin pişman olmuş görünüyordu. Rüya'nın birkaç metre ardında dikilip onu izleyen Burak'ın yanına adımlayarak koluna girdim. Adamı nasıl kurtarabiliriz diye sordum kaşlarımı çatarak gülümseyerek. Ampullerin hepsi aynı tonu vermiyormuş, ona attıkları fotoğraflarda böyle görünmüyormuş falan işte dedi Burak. Bununla dalga geçtiğini gizlemeden. Zaten çok az kişi gelecek. Rüya'nın annesi, babası, benim annemler, Barış, Kamran teyzenin ailesi ve Ahmet amcanın birkaç arkadaşı dışında kimse davet edilmemişti. Rüya için kendisinin beğenmemesi yeterli dedi Burak bana dönerek. Gelen tüm misafirler beğense de kendisi beğenmediyse onun için bitmiştir. Sus sus buraya geliyor dedim bize yaklaşan Rüya'ya gülümsemeye çalışarak. Burak da dut yemiş bülbüle dönerken Rüya'ya hayran hayran bakarak iç çekmeye fazlasıyla hızlı bir geçiş yapmıştı. Hayır yani sonra en ufak kusura takılan ben oluyorum. O zaman oynanmış fotoğraflar koyup beklentiyi yükseltmeyin tanıtımlarınızda diyerek giydiği kayık yaka elbisenin omuz kısmını düzeltip gözlerini deviren Rüya bu konuya fazla takılmayacağının sinyallerini veriyor gibiydi. Aman neyse ne, dedemin umurunda değil, anneanneme baktığı gibi bakıyor kadına zaten. Neden siyah giydin sen dedi Burak, ilgisini farklı bir yere çekmek için. Özel günlerde genelde mor ve lila tonlarını tercih ederdin, yani lise ve üniversite mezuniyetlerinde öyle yapmıştım. Rüya'nın şaşkın ve keyifli merakla iyileşen gözleri, Burak'a kayarak onun yeşil gözlerine takılı kalırken elini uzatıp Burak'ın omzunda olmayan tozları silkirdi. Bak sen... Mezuniyetlerde ne giydiğime dikkat ediyor gibi görünmüyordun oysaki dedi cilveli bir edayla. Hatta yorum bile yapmıyordun. Öyle güzel oluyordun ki diye karşılık veren Burak'ın zorlukla çıkan sesi ve hayranlıkla kısılan gözleri o günlere savrulduğunun kanıtı niteliğindeydi. Güzelliğin dilimi lal ediyordu Rüya dedi yutkunarak. Duydukları Rüya'nın yüzündeki tebessümün hızla artmasını sağlarken gözlerindeki pırıltıda her geçen saniye artıyordu. Rujumu tazeleyeceğim yardım eder misin Burak dedi Rüya ve bana göz kırparken... Gülmemek için kendimi gerçek anlamda zor tutuyordum artık.
Rujunu tazelerken sana nasıl yardımcı olabilirim ki? Burak'ın saf saf sorduğu şey, Rüya sağ kaşını kaldırarak Burak'a bir adım yaklaşıp ellerini omuzlarına koymasını sağlarken Burak resmen dona kalmıştı. Rujumu tazelemek için bana neden vererek yardımcı olabilirsin mesela? Jetonun hala düşmediği Burak'ın kolundan çıkıp parmak uçlarımda yükselerek kulağına onu öpmeni istiyor diye fısıldadım. Söylediklerimle bir anda kendine gelerek Rüya'nın elini tutması ve yüzündeki çocuksu heyecanla yanımdan ayrılmaları yalnızca birkaç saniyede gerçekleşmişti. Deliydi bunlar. Kendi kendime kahkaha atarak başımı iki yana salladım ve onlar için çok daha iyi şeyler olmasını ümit ederek bana doğru yürüyen Enes'i el salladım. Hoş geldin diyerek ona sarılırken son görüşmemizde gerçekleştiremediğimiz planlar zihnimde doluşmuştu. Hoş buldum. Düğün olmasa görüşemeyeceğiz diye yakınarak geri çekilirken onunla aynı planları hatırladığına emindim. Mahcup bir ifadeyle gülümseyerek başımı hafifçe sağ omzuma yatırdım. Biliyorsun, Burak'ın hastane süreci olduğu sonrasında da Ayvalık'ta babaannemin yanına gittim. Aman sağlık olsun da biz yine yaparız planımızı güzelim diyerek gülümserken bakışları Ahmet amca ile anneannesine kaymıştı. Sizin ihtiyar benim çiçek anneannemi üzmez değil mi? Kaşlarım ona güvence vermek istercesine yukarı kalkarken maç muhabbeti dışında çok uysal ve pamuk kalplidir. Elini çenesine yaslayarak sıvazlarken başını sallayarak bunu fark ettim dercesine gülümsemişti. Sen nasılsın diye sordum bakışları tekrar gözlerimi bulduğunda. Monoton, aynı, tek düze dedi. Bu durumdan bıkmışçasına nefesini dışarı vererek. Elini uzatıp omzuma koyarak gözlerini kıstı. İlişkim olsa belki daha mutlu olurdum. Yokmuş öyle çevrende bana göre bir kız. Yani ben bin... Cümlem yarım kalmıştı. Zira belime dolanan bir kol beni hızla kendisine çekmiş ve bununla da yetinmeyip dudaklarını dudaklarıma bastırmıştı. Yumuşak ve tanıdık dudakların sahibine bunu yaptığı için hesap sormak isteğiyle dolup taşıyordum. Sevgilim seni çok özlemişim diyerek dudaklarımıza ayıran Barış, elini Enes'e uzatarak samimi olmayan bir tebessümle merhaba dedi saniyeler sonra. Merhaba Barış diyen Enes gülmemek için dudaklarını birbirine bastırırken kendisine hızlıca bir bahane bularak yanımızdan ayrılmıştı. Ellerimi tutarak gülmeye devam eden Barış'a bakarak kaşlarımı çatıp ayağımla hafifçe ayağına vurdum. Bunu yapmam onu daha fazla güldürmüştü. Hatta ufak bir kahkaha atmasına sebebiyet vermişti. Barış, Ahmet amcalar biraz ileride oturuyor. Yaptığın şey beni utandırdı dedim kısık sesimle çemkirerek. Sevgilimi istediğim zaman öpemez miyim yani? Umursamaz tavrı ve yanağıma tırmanarak elmacık kemiklerimi okşayan parmakları uslu durmayacağının kanıtıydı. Enes'i kıskandın değil mi dedim gözlerimi kısıp bir çıkarımda bulunmak istercesine yüzünü inceleyerek. Yersiz kıskançlıklarda bulunmayacak kadar olgun birisi sen halbuki. Kaşlarını yukarı dikip tatlı tatlı gülümseyerek omuz sildi. Yersiz kıskançlık maskesi ardına sığınıp sevgilimi öpmek isteyecek kadar aşığımdır belki de. Gülümseyerek başımı iki yana salladım. Bazen küçük bir çocuktan farksız davranabiliyordum. Bu arada muhteşem görünüyorsun, elbisen çok yakışmış dedi ve üzerindeki elbiseyi beğeniyle süzerek kulağıma eğilip ılık nefesini boynuma üfledi yavaşça. Boğazımı temizleyerek geri çekinirken çekim alanına girmemenin benim için fazlasıyla zor olduğunun bilincindeydim. Ahmet amcaların yanına gidelim mi diye sordum onun sesinde ve bakışlarında yükselen tutkuya zıt bir masumlukla. Olur dedi ve yanağımdan öperek elini belime yerleştirdi ve beraberce taze damat ile gelinin yanına adımladı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.